Herkese selamlar arkadaşlar. Cities Skylines ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümümüzde ofis bölgemizi yenilemiştik. Bir şeyler yaptık. Bayağı bir yüksek binalar, bir şeyler falan filan ekledik. Güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii ki eksiklerimiz var. Bu ara çok açıkçası Cities Skylines ile ilgilenemedim. Daha doğrusu birkaç gün ara verdiğim için oyun oynamaya. Ama ufak tefek bir şeyler koydum tabii ki. Bakın tam bu giriş kısmımızda, yani sağımızda biliyorsunuz bir ana otobanımız vardı. Otobanımızdan geldiğim zaman küçük bir Starbucks patlattım buraya. İnsanlar yoğun iş temposundan kaçıp bir de kahvelerini içsin diye. Tam da tramvay yolumuzun üzerinde. Zaten bu kısımları falan bölüm içerisinde yapmıştık. Şu sağda ağaçlandırılacak yerler var. Oraları çok fazla ellemedim. Yine geçen bölüm burayı çok beğenmiştim. Bu kısmı yapmıştık, yine hatırlayacaksınız. Favori bölgelerimden diyebilirim. Buraya da yine böyle küçük yiyecek içecek satan dükkanlar falan getirdim. Herkes sahile yürümesin diye. Ama bence güzel bir düşünce sahile gitmeleri. Hani yemek yemek için bir sahil havası falan filan güzel olabilir. Başka ne yaptım derseniz, şuraya da birkaç tane işte ağaçlandırma falan ektim. Bu da böyle bir banka binamızdı. Güzel duruyor. Hani belki ekstra bir şeyler daha eklerim de ne yapacağımı daha açıkçası karar vermiş sayılmam. Belki buralara da sağına soluna da birkaç bir şey daha ekleyebilirim diye düşünüyorum. Ama genel olarak baktığımızda ofis bölgemizin de bir çehresi falan değişti. Bakın buralarda da böyle ağaçlarımız var. Ufak tefek çalışılacak tabii ki yerler var. Şimdi arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, bu bölüme şöyle bir isimlendirme çalışması yaparak başlamak istiyorum. Bazı arkadaşlarımız, bizi izleyen, serimizi takip eden arkadaşlarımız bazı binalara isimlerin verilmesini istemişler yorumlarda. Onları yapacağım öncelikle. Şöyle birkaç bina seçerek başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle çok birkaç bölüm öncelerinde bir yorum yapan izleyicimiz var. Nurten Emre Kuş. Kendisine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel yorumları ve destekleri için teşekkür ediyorum kendisine de. Şimdi Nurten Emre Kuş için açıkçası şeyi düşündüm. Spor salonunu düşündüm. Aquatic Center'ı düşündüm. Aquatic Center'ı Nurten Emre Kuş çiftine vermek istiyorum. Şöyle yapayım. Hani şey yapmayın bu arada. Hani bana niye şu binayı vermediniz falan filan tarzında şeyler yapmayın. Rastgele veriyorum. Yani özel olarak seçmedim kimse için. Nurten Emre Kuş çiftine Aquatic Center'ımız hayırlı olsun diyoruz. Şimdi yine Hakan Kızıldağ. O da bu seriyi takip eden bir arkadaşımız. O da Hakan Kübra isminin verilmesini istedi. Onun için de şöyle bakalım, güzel bir bina seçelim. Hatta ne yapacağım biliyor musunuz? Şurada çok güzel, fantastik, şelaleli bir meydanımız var. Bence bu meydanı, meydanın ismini de Hakan Kübra Şelaleli Meydanı yapacağız. Böyle yapalım, böyle seçtim. Hakan Kübra Şelale Parkı. Şelale Parkı yapalım. Evet. Güzel. Bu ismi de Hakan Kübra çiftine veriyoruz. Onlara da buradan yine selamlarımızı iletiyorum. Bir de yine bir takipçimiz de yine oğlunun ismini, Arda Mert ismini vermemizi istedi. O da seriyi sürekli takip edip diğer serilerimizi de izleyen bir izleyicimiz. Kendisine de oradan selamlarımızı yolluyoruz. Şimdi onun için de bir bina seçmek istiyorum. Neyi verebiliriz? Şöyle bakayım, güzel bir bina veya güzel bir yer seçelim. Aha, buldum. Çok güzel. Fuar alanı. Fuar alanını da kendisine verelim. Burası da Arda Mert fuar alanı diyelim. Evet, bu şekilde fuar alanımızı da isimlendirmiş olduk. Güzel. İsimleri dağıttık. Başka isimler almak isteyen, ismini vermek isteyen varsa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Saçma sapan isimler lütfen şey yapmayın. Yorumlarda paylaşmayın. Onları koymam. Hani abuduk sabuduk isimler de bana söylemeyin lütfen. Yani gerçekten kendi isminiz veya vermek istediğiniz güzel bir şeyler varsa söyleyin. Neyse. Şimdi
Arkadaşlar bu bölüm buraya geldiğimize göre burayı toplamayı düşünüyorum. Burayı bir hale yola sokacağız. Şimdi buradan sanayiyi ben taşımıştım açıkçası. Buradaki sanayiyi biraz bu kısmı sileceğiz. Şuradaki yol düzenleyeceğiz. Daha sonrasında şuradaki evleri buranın bir çarşısı haline getireceğiz. Nasıl diyeyim? Bir meydan yaparız. Buraya da güzel bir şöyle bir iki kule mule dikeriz. Burası da şu bölgede buranın çarşısı olacak. Daha sonrasında da şu ana yolu da bu tarafa birleştirip buradaki adaya bağlayacağım. Tabii onu da yapabilir miyim bu bölüm bilmiyorum ama öncelikle burayı toplamayı düşünüyorum. Şimdi şöyle bir bakalım plan proje hemen bir düşünelim. Öncelikle şu yolu silerek ve şuradaki evleri silerek başlamak istiyorum. Çünkü burası artık gözüme güzel gelmemeye başladı arkadaşlar. İlk yaptığımız yerlerden kentsel dönüşüme giriyoruz. Şöyle başlayalım bakalım. Yani birkaç bina ben koymuşum herhalde. İnşallah güzel bir çarşı haline getireceğiz buraya. Şöyle geniş caddeleri olan. Bakalım şurayı da silebiliriz. Küçük bir yenilemeye gidiyoruz diyebiliriz. Peki. Evet, bu yol da çok işe yaramaz bir haldeydi. Zaten şöyle hızlıca siliyorum. Şöyle yapalım bakalım. Buradan güzel bir yol getirebilir miyim emin değilim. Burada neyimiz vardı? İsfaiyemiz var sanırım. Yıkalım. Şunları da yıkabiliriz. Şu kömür santralleri bize elektrik sağlıyor açıkçası arkadaşlar. O yüzden onları şimdilik başka bir yere taşımak istiyorum. Şurada taşıyabilirsem buraya taşıyayım. Elektrik kaybına uğramayalım. Bu tarafa taşıyorum. Zaten şehrin bu kısmını fazla kullandığım söylenemez. Buraya genelde kötü binaları attım. Hani kirlilik yayan kötü binalar. Çöplerimiz zaten dolmuş. Çöpleri de arkadaşlar şey yapacağım. Nasıl diyeyim? Yıkacağız o binaları da. Şunları da buraya taşıyorum şimdilik bu geri dönüşüm merkezlerine. Dediğim gibi bu kısma güzel bir alan yapacağız. Yavaş yavaş adaları birleştirmeyi planlıyorum. Belki adalar arasından da bir deniz seferi falan yapabiliriz. Bilmiyorum. Şuralardan bir yerlerden bir deniz seferi falan çıkarabilirim boşluklardan. Sonrasında nüfus arttırıp şu bölgeyi alacağım. Bu bölgeye de başka bir projemiz var. Tabii ki onun için 32 bin nüfusa ulaşmam gerekiyor bu arada. Onda inşallah geliriz diye düşünüyorum. Şunları iptal ediyoruz. Oh, ne güzel temizledik değil mi? Gayet güzel. Şimdi şuraya şöyle güzel bir döner kavşak yapalım arkadaşlar. Döner kavşağı da yollara paylaştırırız diye düşünüyorum. Hatta şehirden bile bir girişi olabilir buranın. Hani ne bileyim, buradan bir ana cadde çekebiliriz. Ana caddemizi de buraya bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdilik bir tane döner kavşak yaparak başlayalım. Şöyle bakayım. Tam ortalayabilirsem şöyle güzel. Sanırım iyi gibi ya. İyi mi? Evet, böyle bir döner kavşağımız olsun. Daha sonrasında şunları ne yapıyorduk? Tabii ki ortalarını birleştireceğiz ki şunları nerede o? Şunu açayım da ha. Ortalarını birleştireceğim ki kaykılıp yamulmasın fazla. Yol yaparken bir tık sıkıntı oluyor. Şöyle yapalım. Otobanımızı da yine şu alana bağlayabiliriz. Bu kaç şerit? Bu 4 şerit galiba, değil mi? Şöyle bakayım. Nereden bağlanıyorsun kanki? Buradan mı bağlanıyorsun? Sen buradan bağlanıyorsun. Bağlanıyorsun. Çok güzel. Senin hemen yönünü değiştiriyoruz. Güzel. Bence bu şekilde yolumuzu birleştirdik. Şimdi şuraya şöyle küçük bir meydan yapıyoruz hemen arkadaşlar. Oyunu da açabiliriz. Bir yandan akabilir diye düşünüyorum. Tabii ki şunları da yıkayayım. Onu bir dakika hemen yapalım. Neredeydi o zımbırtı? Ha. Şuradan binayı şuna böyle günpata yıkıyoruz. Bunu da yıksan canım. Bunları iptal edebilirim böylece. Buranın mezarlığa ihtiyacı varmış. Bir de mezarlıkları da dolmuş. Bir tane de mezarlık koyayım ki buranın mezarlık işini idare etsin. Neredeydi mezarlıklar? Şuradaydı. Ha. Şuraya bir kara cami dikelim.
Güzel. Şuradaki ağaçlardan da kurtulmak istiyorum arkadaşlar. Yola gelmiş ağaçlarımız var. Birkaç tanesi kalabilir. Adam yolda toslamasın ağaca diye burayı da toparlıyoruz. Güzel. Elektrik kesildi mi? Hayır. Burası elektrik alıyor mu? Alıyor gibi. Sanırım alıyor ya. Almazsa aldırırız. Güzel. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Bilmiyorum. Bir tramvay hattı bir şey de yapılabilir. Ne diyorsunuz? Ya da şöyle önce yolları ben bir çekeyim arkadaşlar. Duruma göre tramvayda düşünürüz diye düşünüyorum. Şöyle güzel ağaçlı yollarımdan çekeceğim. Çekeceğim. Değil mi? Bir tane sahil yolumuz olabilir. Burada da bir sahil çalışması yapabiliriz. Biraz daha küçük bir alan çalışacağız diye düşünüyorum. Şöyle bir sahil yolu yapayım mı buraya? Yapalım. Güzel, biraz yukarıda olan bir sahil yolu olsun. Sahil şeridimizi de böylelikle güzelleştirip düzenlemiş olacağız. Şöyle düz yola geçelim arkadaşlar. Şimdi ne tarafta bir tam ortadan gelelim. Şöyle ortada bir kaç şeye gittik? 9U. 9U da buradan gidelim. Tamam. Şöyle kaç gitsek 12U gidelim. Tamam. Böyle birleştirelim. Böyle bir ortada meydanımız olsun buranın. Burada bir meydanımız. Güzel. Çarşıyı yapıyoruz. Çarşısını, pazarını. Belki bu tarafa da yüksek katlı evler falan ekleyebilirim. Araları da belki paylaştırabiliriz. Bilmiyorum. Bakacağız. Hep beraber yapacağız. Şimdi bir iki ara cadde çekelim. Mesela şuradan sahil yoluna bir bağlanan caddemiz olsun. Daha sonrasında şöyle içeri bir cadde getirelim. Nasıl gidelim? Şu aradan bir caddemiz çıksın. Şöyle gelsin. Hatta ne yapsın biliyor musunuz? Şuradan şuna şöyle bağlansın değişik bir şekilde. Dur bakayım. Şuna düzeltelim. Yapabilirsem onu da deneyeceğim şimdi. Şundan çık. Yok, şu arayı yapmam lazım. Şöyle mi yapacağız? Dur bakayım. Şöyle bir deneyeceğim bakayım arkadaşlar. Ha. Yani bir tık daha güzel dönmesini istiyorum. Fakat tam olacak mı emin değilim. Deniyorum. Yani evet şimdi daha böyle bir hani bağlantı açısı güzel geldi gözüme. Daha fena değil yani. Evet, bir iki ara yolda hemen çekelim. Şöyle yapalım. Şuradan bir caddemiz çıkıp yine buradaki küçük şeye bağlansın mı? Yok. Şu meydanı böyle bağlamayalım ya. Aynen öyle. Burası tek şerit gitsin. Şöyle etrafından gelebilir. Şöyle olabilir. Şöyle tam ortasına bağlanabilir. Bilmiyorum. O ana meydandan dağılsınlar binalarımız. Burası da böyle gelsin ve şöyle yapalım. Şurayı şuna bağlayalım. Evet, böyle bir hani çarşı meydan tarzı bir şey olabilir. Birkaç işte hani insanların AVM tarzını şey AVM tarzı dükkanların ihtiyaçlarını dükkandan ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir yer olur diye düşünüyorum. Tabii ki ne yapacağız? Öncelikle commercial yapacağız. Şöyle şu aralara binalar bir gelsin bakalım. Şöyle bir dizelim. Sırayla bir bakalım yapalım. Şuraları kendisi getirsin. Daha sonrasında belki gönlümüze göre hoşumuza giden şeyleri ayarlarız. Şöyle bakayım. Biraz da buranın arazisinden dolayı şeyler bozuk. Hani şekiller bozuk. Olmadı. Ben birkaç tane düzeltme düzenleme yaparım diye düşünüyorum. Gelsin bakalım. Karışık kurşuk şöyle bir koyalım. Güzel. Şöyle ayarlayalım. Birkaç da aslında büyük de ev dikebiliriz. Ne diyorsunuz? Etrafa falan.
şuralara şöyle biraz apartman tarzı binalar atabiliriz diye düşünüyorum. Hoşumuza gitmeyen olursa dediğim gibi düzeltiriz. Aralara ben bir şeyler eklerim. Gönlümüze göre hallederiz diye düşünüyorum. En azından şu bölgede biraz gelişsin. Buranın elektrik su alemi şeyi nasıl? Elektrik. Tamam arkadaşlar, elektriği de şöyle getireyim ki kesmeyelim. Hani elektriği de ana yerden bağlayayım ben. Çünkü elektrik durumumuz bakın biraz azaldı gibi. 334, 333 tam ucu ucuna gidiyoruz gibi. Bu niye böyle bir yolun ortasını yapıyormuş gibi oldu? Lexus. Bu benim özel binalardan herhalde. Değişik modern bir şey geldi çünkü. Neyse, şöyle yapalım. Elektriği şuradan verelim. Güzel. Bir tane de şuraya şöyle hoş bir meydan bakayım ben. Yapabilirsek şöyle bir hoş bir meydan koyalım. Bir park bahçe bir şey yapalım buraya da. Bakalım nelerimiz var şöyle güzel gidebilecek. Aslında bu neyse bu buraya tam oluyormuş. Küçük park. Bence güzel. Küçük parkı tam bu ortaya koyabiliriz. Bir bakayım çok azıcık şöyle yapalım. Etrafından da bir yürüyüş yolu çekelim. Yavaş yavaş adaları tamamlıyoruz. Güzel ol, güzel bir seviye oluyor. Dur bakayım. Heh. Şöyle yapalım. Şunu şuraya, şunu şuraya. Aynı şekilde simetrik. Bunu buraya, bunu da buraya. Güzel. Bakın küçük bir meydan yaptık bile böyle. Hani şeylerin oldu. Ne şey, kiremit evler geldi buraya da. 2'ye 2. Floransa apartmanı. Bir değişik oldu açıkçası. Kiremit evler. Şey, öğrenci evlerine benzedi. Karşıda yapmıştık ya. Toparlayacaktır ya. Bilmiyorum. Birkaç yüksek bir şeyler de ben seçeyim bakayım. Şöyle alışveriş tarzı yapalım. Hatta şurayı düzenleyeyim ben arkadaşlar. Burayı iptal edeyim. Şöyle alışveriş caddesi yapayım ben bize. Bakın şu binaların benim alışveriş caddesi gibi güzel. Hatta şu köşe bina mıymış? Evet, köşe gibi, köşe bina gibi bir şey. Şöyle yapayım bakayım. Birkaç tane şöyle bunları şimdi birleştireceğim. Güzel bir cadde olacak burası. Bakalım yapalım. Birleş sen ona. Sen de buna birleş. Şöyle. Sen de gel buna birleş. Biraz daha istediğim tarz binalar böyle arkadaşlar. Hani baktığımız zaman bu taraftan şöyle alışveriş binalarının olduğu bir yer olsun istiyorum. Hatta bakayım. Bu bir tık daha farklı bir binaymış. Bir tane de bundan koyalım. Bakayım şunu burada yapıp buraya böyle getirebilirsem. Bu da öteki köşe gibi duruyor çünkü. Böyle bir köşe bina ile burayı da bitirebiliriz. Aa, bunun altı niye böyle bir değişik? Otopark gibi niye böyle? Bunu beğenmedim ya. Daha güzel ama. Bakayım. Şu incelerinden var. Aslında inceler de fena değil. Şu nasıl? Bunlar da güzel. Peki şöyle yapsak. Araya bir iki tane bunlardan atsak. Şu da mesela hoşuma gitti bak. Bunu da böyle köşede bir yerde falan kullanabiliriz. Bir iki tane şöyle koyalım. Ben bu şeyleri binaları çok beğendim açıkçası arkadaşlar. Hani böyle modern duruyor ve hani bir şeyleri falan birleştirdiğimiz zaman güzel duruyor açıkçası. Biraz hem böyle ev gibi hem de kendine ait alışveriş alanları var gibi geliyor bana açıkçası. Şöyle bakalım. Kendim birazcık da bir şeyler koyayım değil mi? Böyle vanilladan bakalım. Böyle güzel yüksek hoş binalardan koyayım arkadaşlar. Hatta şu eko binalar da çok yakışacaktır buraya bakalım. Birkaç eko bina falan şöyle yüksek katlı eko bina yapıştırabiliriz buralara. Şöyle hani hem sitelerin olduğu bir yer olsun istiyorum. Böyle bakın. Böyle bir aralıkla yapacağım ama şunu şuraya koymuyor. Neyse onu birazcık çekerim ben. Şöyle binaları yapayım da. Aralarını açıveririm şimdi onların. Gel bakayım sen şöyle.
Yani şöyle yan yana olsun mu? Yan yana da olabilir. Yan yana olsun. Size su yok. Hemen getirelim su hizmeti. Ayıp ediyorsunuz. Su hizmeti herkese var. Birleşti mi buraya bu? Ha, tamam, güzel. Birkaç böyle eko bina koyabiliriz. Hem böyle şehrin çehresini de değiştirecektir bu tarafta. Şöyle bakalım. Hoş apartmanlardan buraları da yapalım. Şöyle karışık koyalım birazcık. Şöyle birkaç tane de yüksek katlılardan. Nedense bu eko binalar çok hoşuma gidiyor benim. Hani şeyi, görseli falan çok güzel. Bunların yüksek olanlarından da yapalım bir iki tane. Mesela bakın bunlar köşede çok güzel durdu, değil mi? Bayağı yakıştı. Güzel, yeni bir yerleşim alanı yapıyoruz şu an. Tabii ki ne yapacağız? Aralara birkaç tane şöyle hani yürüyüş yolları falan çekeyim ben arkadaşlar. Şöyle bakayım. Şunu canım şuraya şöyle uzatabilir misin? Güzel. Elektrik alamadınız. Nereden alamadınız? Şuradan verelim şimdilik o zaman size. Şunu iptal edeyim. Zaten araları dolduruyorum. Şöyle bakalım hızlıca yollarımı, arazilerimi birleştireyim hemen. Aralarda yürüyüş yollarım olsun istiyorum. Bunu serbest moda alabilirsem. Ha. Güzel. Şöyle yapalım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Buralara da birkaç tane yüksek ev atabiliriz diye düşünüyorum. Birkaç apartman. Yüksek katlı apartmanlardan yapabilirim. Bakayım. Mesela bunlar güzelmiş. Güzel güzel. Şehrin birazcık çehresini burasını değiştireceğini düşünüyorum. Şu yuvarlak binalar da çok güzel bence. Bunlar da hoşuma gidiyor benim. Şöyle köşe binalar. Güzel. Aslında şunlar şöyle birleşse güzel olmaz mı? Bakayım bir deneyeyim be. Değişik oldu. Ne diyorsunuz? Böyle kalsın mı? Yanına da bir tane yapayım bir tane daha. Bir küçüğünden ver. Şöyle. Ha, dur. Tam onu istiyorum. Evet. Buna birleştir bakayım. Vay. Baksanıza böyle değişik bir bina oldu. Köşe ve değişik güzel bir bina oldu açıkçası arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şunlardan da kurtulmak istiyorum. Bunlar çok hoşuma gitmedi açıkçası. Oyunun bazen işte kendi yaptığı şeyler hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Ben daha güzel kendim bir şeyler yapınca hoşuma gidiyor diyebilirim. Bir iki tane şöyle yazlık evler mesela bakın bunlar şey böyle. Hani buranın işte yüksek katlı köşe evlerinden olsun istiyorum. Bakayım şöyle şuraları sığdırabileceğim tarzda bir şeyler. Mesela bunlar da güzel. Şöyle yine bir site olsunlar şunlar şöyle. Şöyle yapalım yine. Şu yüksekten hangisiydi o bilmiyorum ama bakayım. Şundan mı? Evet. Tamam. Bu da ikisi böyle bir deniz manzaralı ev olsun. Güzel bakın şöyle bir sahil yolu baktığımızda sahil yolunda. Güzel. Bu evlerde falan oturmak buranın bence arazi değerini de arttıracaktır. Şu yuvarlaktan bence şuraya da yapalım. Hemen fikir değiştiriyorum. Şu yuvarlak fikir çok hoşuma gitti. Yuvarlak bina fikri. Ondan bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Valla ben beğendim. Ne diyeyim ne yalan söyleyeyim. Çok şey duruyor yani güzel modern durdu. Bakın şöyle birleştiriyorum. Bakar mısınız? Çok modern değil mi böyle hani köşe köşede oturmak da bence güzel. Şöyle yapalım. Gel sen kanki şöyle şuna birleş. Değişik böyle ya modern bir görseli oldu diye düşünüyorum. Evet. Şuralarda bir iki yürüyüş yolu verebiliriz. Nasıl peki buranın şey trafiği falan nasıl oldu? Yani ortada mesela işte çarşı pazar olacak. Düşündüğüm gibi. Şimdi ben birkaç tane daha atacağım bir şeyler. Mesela eko binalardan yine böyle hani insanların gelip
Mesela bakın şöyle çiçekçi, böcekçi, manavcı bir şeyciler var. Onlar da yine benim hoşuma gidiyor bu tarz binalar böyle. Güzel mesela organik. Böyle yapalım bakalım birkaç tane. Şunun aynısı ne oldu ama dur bakayım başka bakalım. Güzel bakın kendi manavı falan olsun böyle buranın. Bir bakayım şöyle bir şey yapalım. Bu araya böyle bir yürüyüş yolu patlatırız. Mesela bu da buraya oluyormuş. Çok güzel ya. Bakın böyle biraz daha hani burası gelişti. Evler, evleri falan filan değil mi? Bir iki de bakayım şöyle bina atalım şuralara. Şöyle köşelere atayım. Ay yolu sildim. Neyse dur bir daha çekeriz. Bir daha yapacağım şimdi oraya yol. Fark etmeden yolu şutladım. Şöyle şuradan yapayım. Heh, gayet güzel. Aslında istediğim tarz bir şey oldu. Mahalle oldu burası. Hem böyle biraz görseli değişti. Hem de buradaki evler yavaştan değerlenecektir. Bir tık da bana 26 bin nüfus sağladı diye düşünüyorum. Güzel oldu bence. Bakayım birleştirelim. Birkaç tane de yürüyüş yolu verelim şöyle evlere. Yani çarşıya pazara giderken kullanabilsinler değil mi? Meydanımız da var. Meydanı da küçük bir ağaçlandırma yapalım arkadaşlar. Bu bölüm birazcık bu tarafa odaklanmak istiyorum. Daha güzel bir yer olacağını düşünüyorum. Şöyle meydanın ağaçları değişiyor mu acaba? Yok değişmiyormuş. Neyse. Palmiye kullanabilirim. Palmiye zaten sevdiğim bir ağaç. Şeyde buralarda falan yakışacağını düşünüyorum. Buraya bir ayrı hava katacak. Şöyle bakayım küçük aralara da bir şeyler atalım da buraları da böyle dolduralım azıcık. Meydanımız bir dolsun. Bakayım neler koyabilirim başka boşluklara. Şu var ama biraz büyükmüş. Şurası boş kalmış. Şuraya bir şey yapabiliriz. Güzel. Arada şehirlerimiz, binalarımız oldu. Çünkü gürültü durumu ne? Şurası çok gürültülü. Belki şunlardan kaynaklı olabilir. Bilmiyorum. Şöyle bakayım küçük bir şey. Gel bakayım sen buraya. Çok güzel. Küçük binalara bayılıyorum gerçekten. Şöyle hatta şöyle birazcık getirebilirim bunu. Gayet güzel. Bir tane böyle berber atayım dur. Şöyle nerede? Böyle mi? Berber mi yazınca çıkıyordu? Ne diye çıkıyordu? Hayır yazsak çıkar mı? Yo ber... Dur bakayım. Şöyle şurada var sanki bir berber dükkanı. Berber shop. Aha bak mahalle berberi. Tak. Şu neymiş? Bu da böyle güzel bir dükkanmış. Bir tane çiçekçi vardı. Dur onu çiçekçiyi de koymak istiyorum. Şöyle çiçekçi dükkanı vardı. Flower shop. Aha, bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? Bir çiçekçi dükkanı falan patlattık buraya da. Güzel. Şöyle bakayım biraz ağaçlandırma yapabilirim. Bu arada bu ağaç neymiş? Çok güzelmiş. Bu ağaca bayıldım şu anda. Yeni şeyimiz bu ağaç olsun. Şöyle bakayım daha güzel bir modern bir ağaçlandı. Şurayı da düzeltelim hemen. Ya bu ağaç çok güzelmiş. Çok beğendim. Portakal Sokağı. Portakal Sokağı yapayım buraya. Böyle turuncu turuncu oldu. İsmi de Portakal Sokağı olsun. Nasıl olsun mu? Mustafa Sokağı olmasın. Portakal Sokağı olsun. Ne bileyim öyle turuncu görünce aklıma geldi. Portakal Sokağı yapalım burayı da. Gayet güzel. Birkaç tane şöyle ağaçlandırma çiçek böcek eklemek istiyorum arkadaşlar. Koyabilirsek şöyle yine birkaç palmiyelerden koyalım. Şöyle buranın bir havası değişsin hafiften. Şöyle bakalım yapalım. Güzel oldu, güzel. Benim bu bölgede hoşuma gitti açıkçası. En azından bir tık daha modernleştik diye düşünebiliriz. Şöyle bakayım tam ortadan getirebilir miyim? Gayet güzel.
Sizi de şöyle bir yol çekmek istiyorum. Şöyle bir tane de burayı yaparsak burası da burayı birleşecek. Çok hoş. Harika. Hemen palmiyelerimizi de dikiyoruz. Şöyle. Güzel ya, bölgemiz harika oldu. En azından eski pis görüntüsünden kurtulmuş olduk. Orada gitmiş oldu. Palmiyeli malmiyeli böyle yazlık bir mekan oldu. Hatta köprü manzarası falan var. Buradaki evler değerli ya. Hani şöyle atıyorum şu köşedeki evlerde falan oturulabilir. Güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Tabii ki buraya da bir küçük hizmet, hızlı hızlı hizmetlerimizden de getirelim arkadaşlar. Şimdi şöyle şey getirmek istiyorum. Hastane varmış. Aslında bir hastane yapabiliriz buraya. Güzel olabilir. Şöyle yapalım. Şimdi dur bakalım. Bölgemizi geliştiriyoruz madem. Bir şeyler yapalım değil mi? Şuradan bir yol daha alacağız. Şöyle çekelim. Gelsin. Heh. Şöyle gidebilir. Ama şu taşı yıkmak istemiyorum. Bu taşları neden seviyorum böyle ya? Hani bozmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle gelebilir. Elektrik kesildi. Elektriği hemen geri alalım. Güzel. Elektriğimiz geri gelsin hemen. 331. Yetecek mi acaba elektriğimiz? Neyse, yetmezse bir kömür santrali falan bir şey patlatırız diye düşünüyorum. Şimdi bir tane hastane falan yapalım. Bu bölgenin hastane ihtiyacını karşılayalım. Çünkü buralarda bir şey var mı hatırlamıyorum. Mezarlığımızı falan düzenleyebiliriz. Hemen bir kontrol edelim. Şöyle bu üniversite hastanesi miydi acaba yaptığımız? Yok. Ama bu hastanede güzelmiş bu arada. Aslında güzel oldu. Bana kalırsa hastanemiz burada yakıştı. Şu hatta ana yolumuzu şöyle getirelim. Hastaneyi de buradan şöyle ana yola bağlayalım. Bakın hastane yolu olsun burası. Buraya çok bir şey yapmayalım. İnsanlar buraya hastalarını, yakınlarını getirsinler, değil mi? Şöyle yapalım. Şuradan yolları tamamlayayım bakayım. Elektrik var. Değil mi? Şurada yok. Şimdilik uğraştırıyor bizi ama toparlayacağız. Güzel. Hastanemizi yaptık arkadaşlar. Hastanemizin yanına aslında bir güzel büyük bir bina dikebilirim diye düşünüyorum. Faiz Kulesi. Bu da güzelmiş. Bak bunu hiç koymamışız. Bu peki buraya olur muymuş? Faiz Kulesi. Şurayı mı kapatır çok? Bunu da bilmiyorum. Ya bu illa bir yer bulurum ben bunları yapmak için de. Bir baktım yani. Fena değil aslında. Buraya gider mi öyle bir kule bilmiyorum. Faiz Kulesi. Yani çok da emin olamadım. Gözetleme Kulesi falan filan. Çok güzel şeyler yapacağız. Daha durun bakalım. Şu nedir? Frost Tower. Bundan koymuş muyduk? Ortada bir Frost Tower olmasın mı? Yol ortası. Neyse dur bakayım. Şöyle güzel bir bina seçmek istiyorum buraya. Veya yapabileceğimiz tarzda bir şey. Monaco Building. Neymiş bu Monaco Building? Ya da şuradan bakalım bir dakika. Özel. Şu flower silelim. Şöyle fena olmayan bir şey yapalım. Aha. Aslında şu kule, şu şeyimiz çok güzelmiş. Bunu böyle hastanenin buraya bile yapabilirim. Ne zamandır bunu da kullanmak istiyordum zaten şu ince binamızı. Güzel. Bunlardan böyle iki tane bile yapabiliriz. İki tane modern bir binamız olabilir. Bunun da arkası çok karanlıkmış ama. Yani. Buradan bakıldığı zaman bence güzel duruyor. Aslında bana bakan cepheden de yapabilirim. Ne diyorsunuz? Şöyle demek istedim yani. Şu bana bakan cepheye de yapabiliriz. Böyle bir şey.
Bir de öyle deneyeyim bakayım nasıl duracak. Şöyle yapalım. Bir tane de şöyle yapalım. Bunu o arkası karanlık olduğu için bunu böyle arkasına yapayım. Bitiştireyim nasıl olur? Biraz binayı kalınlaştırayım şöyle. Bakayım. Yani farklı oldu aslında. Yani açıkçası binanın görünüşü benim çok hoşuma gitti. Güzel, bence bu köşede dursun burası. Tabii ki ne yapıyoruz? Hastaneye otopark yapıyoruz bu arada. Hastane otoparkımızı da hazırlayalım. Nerede otoparklarım? Ha, burada. Bir otopark buraya patlatalım. Güzel. Elektriği kestik değil mi yine? Kestik mi? Kesmedik. Güzel. Hastane arkasında bir de küçük bahçe yapalım arkadaşlar. Küçük bir hastane bahçemiz olsun. Şöyle buradan bir yol. Buradan hatta ne yapalım biliyor musun? Buraya hastane üst geçidi yapalım hemen. Çok mantıklı bir şey düşündüm şu anda. Hastane üst geçidi yapıyoruz. Şöyle. Şuradan şuraya. Daha sonrasında aşağı iniyoruz. Çok inmiyoruz tabii ki. Burası bizim hastane üst geçidimiz. Yolumuzu da buradan buraya bağlıyoruz. Aynı şekilde buradan aşağı iniyoruz. Güzel. Burası da şöyle olsun. Şöyle gelsin. Belki insanlar hani yürüyüp de hastaneye de gitmek isteyebilirler. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Şu aradan birleştirebilir miyim hiç? Buradan yol çekemedim maalesef. Şöyle yapsak. Böyle. Aha oldu valla. İyi kalsın böyle. Çok tatlı oldu ya. Bakar mısınız şeyimize, bölgemize? Hastane arkası şimdi. Bir de şöyle şey yapacağım. Dinlenme yeri. Çay çorba mekanı. Şehir hastanesi be. Bakar mısınız? Hastaneye bak be sen. Jilet. Bak acil girişi de buradaymış. Emergency. Acil girişi yok ama acil girişine bir yol çekeyim bunun ben. Dur. Böyle şimdi içimde kalır ona yapmazsam. Şöyle acil girişine yol çekmeyeyim mi? Şey biraz hastaneyi aşağı indirdi ama. Ya o zaman acil girişinde bir şey olsun yani. Dur şöyle yapayım hatta. Şu bisikleti değil de şöyle yapayım. Bence güzel ya. Acil girişinde de en azından bir yolumuz var. Değil mi? Bana mantıklı geldi. Şöyle yapalım. Şunu da şuraya birleştirelim. Güzel. Hastanemizi de böylece konumlandırmış olduk. Şuradan da bir yol yapıyoruz. Şöyle gidiyoruz. Gayet güzel. Şimdi. Tabii ki dediğim gibi buraya bir tramvay düşünülebilir. Onu nasıl yapacağımı tam karar vermiş değilim. Bir de dediğim gibi burayı burayla bütünleştirelim birazcık. Şöyle yapalım. Şuradaki yolu karşıya birleştireyim. Nereden birleştirebiliriz? O da güzel soru. Şimdi burada neyimiz vardı? Çok da bozmak istemiyorum ama bir ana caddeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Şu caddeyi ana cadde yapsak buranın. Çünkü zaten trafik artık burada da sıkıntı olmaya başlayacak bana kalırsa. Şöyle getireyim bir düz bakayım bir. Nereye geliyor? Düzden buraya bağlanıyor mu? Bağlanmıyorsun. Niye? Tamam şöyle yapacağım. Kentsel dönüşüm arkadaşlar. Olabilir ufak tefek. Bozacağız. Yapacak bir şey yok. Toparlayacağız oraları. Ben bir bakacağım oralara. Şöyle şimdilik büyüsün orası bir. Şurayı kanki şuraya birleştirmiyor musun? Niye? Şu yol var diye yapmıyorsun değil mi? Çok üzücü. O zaman öncelikle benim yolumu birleştireceksin. Daha sonrasında bu küçük yolu yapacaksın. Yapacaksan yapacaksın. Şimdi böyle iki tane yan yana yol oldum. Burayı yapmıyor bak.
Neyse, dediğim gibi buraları da bir ayar çekeriz. Ufak tefek toparlarım buraları diye düşünüyorum. Güzel. Buraları da biraz konuta açalım diye düşünüyorum böylelikle. Birkaç tanesini silsem benim için yeterli. Tabii ki burayı dediğim gibi konut bölgesi yapıyoruz. Tabii ki ana caddelerimizi de yapalım. Şöyle bakalım. Şöyle gelsin. Güzel. Burası biraz tepelik oldu arkadaşlar. Değişik bir stil. Yani tepeye çıkıyor, tepeye çıkıyor, iniyor, tekrar tepeye çıkıyor. Yani gerçekten böyle mi yapıyorsun? Bilmiyorum. Şu köşe çok değişik bir yol oldu. Peki şöyle yapsak, şu köşeyi şöyle yuvarlak birleştirsek. Yani. Şimdi bir tık daha iyi gibi. Güzel güzel. Bir şeyler yapınca daha bir şeye benzeyeceğini düşünüyorum. Hastanemizin önünden bir ana cadde daha gelsin. Şuraya şöyle bir ana cadde çekmek istiyorum. Şuraya bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii burası şey olduğu için tam düzgün gelmedi bu arada. Şöyle yapalım o halde. Bu şekilde daha güzel. Bir cadde oldu hastanenin önü. Bayağı bir cadde doldu açıkçası. Ama toparlanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi birkaç tane ara yollar yapalım. Bakayım şöyle yapabiliriz. Şöyle gidebiliriz. Şöyle gelebiliriz. Buradan buraya bağlayalım. Bisiklet yolu, bisiklet yolu. Güzel. Buradan şuraya bağlayalım. Tamam, burayı bağlayayım. Gayet güzel. Şurası şöyle ara küçük bir mahalle olsun. Güzel. Şöyle yapalım. Şurada da bir ara mahallemiz olabilir. Evet, güzel geliştirdik burayı da bayağı ya. Bir şeyler oldu yani. Bu tarafı hiç ellemeyeceğim arkadaşlar. Şu sol tarafı ben çok seviyorum. Ama tabii ki buranın da birazcık değişime ihtiyacı vardı. Haliyle bana nüfus da lazım. Şimdilik arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şehrin bu kısmı birazcık yüksekçe evlere geçiş yapabilir diye düşünüyorum. Şöyle bir bakayım şuralar apartmanlar. Bir gelsin bakalım. Buraları bir apartman dolduralım. Şöyle yapalım. Bu kısımları şöyle apartmana doldurmak istiyorum açıkçası. Bir büyük apartmanlarımız gelsin. Aynı şekilde şu taraflara da gelebilir. Konut ihtiyacımız zaten fazlasıyla var. Şöyle bir dolduralım. Şurayı yapmayacağım. Buraya belki meydan park bir şey yaparız. Buraya küçük hastane, hastane bir şeyler. Pastane, hastane şuralara. Tamam. Şimdilik böyle bir kalsın bakayım. Birkaç küçük ev de şuralara atalım. Burası böyle kendi müstakil evlerin olduğu bir alan olsun. Evet. Şöyle. Yani. Şu ağaçları da şöyle keseyim bakayım. Şunlar kalsın. Onları sonra toparlarız. Şöyle şu bölge yine böyle küçük evler falan olabilir diye düşünüyorum. Güzel. Bakın birazcık daha toparladık diye düşünüyorum. Şimdi. Bize tabii ki bir polis merkezi falan lazım. Polis merkezini arkadaşlar burayı kullanabiliriz. Evet, bir polis merkezimiz burada olsun. Bence polis merkezi için güzel bir alan. Hastaneye de yakın. Yine ne yapabiliriz? Acil servis. Bir tane de şöyle yine bu alanı toparlayıp çekip çevirebilecek bir tane şey yapalım. İtfaiye binası yapalım. İtfaiye de aslında burada olabilir. Vallahi bence biliyor musunuz bu alan çok güzel. Böyle bir hani kamu binalarının olduğu bir bölge oldu. Bakın hatta buradan elektrik bile aldı. Güzel. Şuraya da şey getirir misiniz? Elektrik, su, doğalgaz. Burada bir şey yapmış mıydık? Yapmamıştık. Tamam, sen elektriğini şimdi kanki şuradan al. Hadi bakayım şuradan alırsın. Güzel. Gelişiyoruz. O2 forum. Bir tane forum binası koyacağım ama 175 bin liraymış. Çok pahalı.
Çok pahalı. Evet. Bir iki tane de yüksek kule mule koyabiliriz aslında. Yine şöyle ana caddede falan olan ana caddemize yakışır. Şöyle ofislerimizin olduğu bir ufak bir bölge yapabiliriz. Ne diyorsunuz? Bence yapalım. Şöyle bakın iki tane güzel ofis binası yapıştırdım buraya da. Bir tık buranın da böyle çehresi değişsin hafif. Alçak binalardan şöyle sağ tarafa yüksek binalara şehrin yoğun bölgesine bir geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum. Buraları falan ayarladık mı daha güzel olacaktır. Ufaktan binalarımız gelmeye başladı. Ticari bölgeye ihtiyacımız var. Tamam. Şöyle yapalım. Şu bölge arkadaşlar ticari bölge için kullanacağım. Zaten söylemiştim. Şöyle bakayım birkaç tane ticari bina buralara getirebiliriz. Şurada şöyle güzel bir meydan yapalım hemen. Tabii ki spor tesisi falan da lazım bu arada. Futsal. Futsal. Getirelim futsal yapalım bir yere. Bakayım şuraya yapabiliriz. Bakayım. Vay. Güzel oldu. Bir tık yolun aşağısında oldu ama. Şöyle bakayım. Şöyle yapsak. Tamam. Şimdi daha güzel oldu ortada. Gayet güzel. Bir iki spor merkezi falan yapabiliriz. Happy birthday plaza. Happy birthday plaza. Şöyle bakayım. Evlerimize. Nerede evlerimiz vardı bizim? Şuralarda varmış. Şuralara şöyle bir spor salonları falan filan bir şeyler getirebiliriz. Aralarda olsun, değil mi? Ve insanlar hani işte gelsin, biraz daha müstakil evleri var buralarda. Oralardan gelsinler. Bir küçük ziyaret yapsınlar, değil mi? Şurayı da dolduralım. Gayet güzel. Bir tane de arkadaşlar şuradan çekeceğim şöyle. Hoş. Evet, bir de gelişti gerçekten burası. Buraya da büyük bir meydan bakabiliriz. Bak bu şehri sevmeye başladım. Çok iyi diyor. Çok iyi tabii. Öyle. Ben yaptığımı çok iyi olur. Şuradan yürüyüş yolu şu tarafa devam edebilir. Bakın şuradaki devam yolunu buradan çekebiliriz diye düşünüyorum. Güzel. Bir iki hemen şöyle meydan bakalım. Otopark meydan bir şeyler yapalım. Buranın otopark şöyle yanında olsun mu? Evet, şunun yanları şöyle otopark olabilir. Güzel. Şurada su eksiğimiz var. Bakayım su eksik var mı? Su kıtı kıtına. Hafiften. Açarız. Elektrik de fena değil ama suyu elektriği açabilirim arkadaşlar. Onlar problem değil benim için. Bakalım şöyle güzel bir meydan seçebilirsek buraya. Hemen bakıyorum nasıl bir şey bulabiliriz. Şu birthday plaza nasıl acaba? O da böyle balon turu falan yapıyorlarmış. Balon turu. Balon turu da yapalım mı? Balon turu. Balon turu bence bu tarafın işi ya. Ama Birthday Plaza falan deneyebiliriz ya. Bilmiyorum. Öğrenciler bilmem ne. Bu Birthday Plaza'yı bir merak ediyorum yani. Onu bir yapacağım. Tabii ki buranın da birazcık sahilini güncelleyebiliriz bu arada arkadaşlar. Şöyle bir iki balıkçı iskelesi falan yapayım buralara. Ne diyorsunuz? İnsanlar belki balık malık falan tutabilir gelip de. Şöyle yaklaştırsak bunları. Yani işte biraz burası yüksek olduğu için bir tık sıkıntı yapıyor. Şunu bir denesek. Neredeydi o? He. Şundan. Böyle yaptıktan sonra bunun üstüne getirsek bunu. Ya da sonrasında üstüne koysak. Bir dakika. Şu zımbırtıyı bir çekeceğim. Yap bakayım. Biraz daha geriden mi yapmak lazım bunu peki? Onu da bir merak ediyorum.
Olmuyorsa da çok zorlamayacağım. Sadece bir görsel için burasını yapmak istiyorum. Yani birazcık daha toparlansın hani şehrin görseli. Şu bakar mısınız Portakal Sokağı'nın güzelliğine? Değil mi? Bir daha deneyeceğim o şeyi. Şimdi oluyor mu? Aha bak şimdi oluyor. Bundan böyle yapmak lazımmış. Anladım. Şöyle bakayım. Gel kanki. Şu ortayı da şöyle çekebilir misin? Ben bir dakika. Şunu çok az düzeltmek istiyorum. Şöyle bir düzeltmeye çalışacağım. Olacak mı bilmiyorum ama. Bir tık daha yakından çekeceğiz arkadaşlar. Dur bakayım. Çok daha muntazam yapmak istiyorum onu. Bir gözüme takıldı çünkü. Şöyle bakayım. Tamam, sanırım daha güzel yapacağız şimdi. Şurası illa bir kıvrılıyor da. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir sahil şeridi yapmayayım şöyle. Burası güzel gelmiş aslında. Tamam. Şu öteki tarafları ben ayarlayacağım. Sadece göstermelik bir iki tane şöyle bakayım. Balıkçı iskeleleri falan yapalım. Şöyle şehrimiz bir güzelleşsin değil mi? Baksanıza. Jilet. Vallahi yapıyorum ha. Ben bu oyunu oynuyorum. Dur bakayım şimdi. Neydi o jet ski meski bir şeyler vardı. Heh jet ski kiralama. Bir de şuradan şöyle mesela jet ski kiralasın bizim millet değil mi? Jet ski kiralayacak ama havadan kiralayacak biraz. Denize çok yakın değil. Havadan kira. Buna uçarak gidecekler birazcık. Öyle ama olsun. Görsel olarak bence güzel oldu. Yani şöyle baktığımız zaman biraz yazlık bir mekan olduğu anlaşılıyor yani. Bak değeri arttı buranın. Güzel güzel. Ben beğendim. Böyle yüksek bir kule mule buraya da ekleyebiliriz aslında. Buranın simgesi. Evet bakın. Böyle buranın simgesi bir kule burası. Şunlar aynı mı bu? O da mı böyle katlı? Daha farklı gibi duruyor. Ya da bana mı öyle geldi? Bir tık farklı gibi. Tamam başka koyarız. Sizi mi kıracağım? Sizi mi kıracağım? Tabii ki başka koyarız. Bakalım şöyle güzel bir hoş bir bina seçeyim buraya. Baksanız işte ha. Güzel. Buranın yüksek binası bu olsun. Birazcık değerini arttırır diye düşünüyorum buranın. Güzel. Şimdi şuraya da bir plaza seçelim arkadaşlar. Bir plaza, bir spor salonu falan bir şey patlatayım şimdi buralara. Buraya da bir hizmet gelsin değil mi? Amerikan futbol stadyumu. Vay. Bundan yaptık mı? Yapmadık. Aquatic Center'ımız var. Basketbol arenamız. Track and Field stadyumumuz. Uf, bu da çok güzel. Böyle denize karşı olmasın mı burası? Çok mu göçerttir ki? Taşı bir oynatıp deneyeyim ya. Taşı şöyle koyalım. Gerekirse taşırım. Emin değilim. Yani baktığın zaman aslında fena olmadı. Yani burayı çok geliştirir bu. Değil mi? Bunu bir düşüneceğim arkadaşlar. Bu bir dursun. Yani olsun mu olmasın mı siz söyleyin en azından. Böyle bir şey buraya yapalım yapmayalım mı? Onu bilmiyorum. Çöp sıkıntısı var. Haliyle anlıyorum. Buraya çöp kamyonları gelemiyor. Değil mi? Böyle temiz temiz çöp şeyinden ne var? Dur bakayım be. Temiz çöp işlerinden. Kirlilik 10. Kirlilik 25. Gürültü kirliliği. Kirlilik 10 olabilir ya. Hani bundan bir şey yapabiliriz. Şimdi şu yolun karşısına yapayım. Yapamıyor muyum buraya? Yapamıyorum oraya.
Yani zaten şu alanı değiştireceğim. Şimdilik dursun. Burayı dediğim gibi şu yolu bu taraftan vereceğim. Muhtemelen şu mahalleleri de azıcık oynayacağız ama ben bu mahallemizi çok beğendim. Yani güzel oldu böyle. Hemen ortasına bakın, kendi şeyi var, yeri var. Biraz daha bu şehir, buralar gelişince güzel olacak. Hastanemiz, özel binalarımız. Birkaç da araya bir şey yine koyar doldururuz diye düşünüyorum. Şuraya meydanımız olacak. Buraya meydanımız. Böyle müstakil evler. Şuraya arkaya bir bisiklet yolu yapayım hemen size. Bakın şimdi bisiklet yolu patlatayım buraya. Şöyle. Daha şöyle gelebilir hatta. Bisiklet yolu yapayım şöyle. Arkadan gelsin değil mi? Bisiklet yolunu hatta şöyle bile bağlayabiliriz. Bu da buradan gelsin. Şöyle birleşsin. Bu gayet güzel. Bakın buradan bir bisiklet yolu. İsteyen insanlarımız da yine şuradan şeye bağlanabilsin. Değil mi? Bisiklet istemedim şunu ama dur bakayım. Şu bisiklet olmayacak. Nasıl olabilir? Olsun. Olsun olsun, hadi olsun. Buradan da şöyle yine bir yürüyüş yolu. Güzel. Değişik bir yürüyüş yolu ama biraz aşağı eğimli. Bilemedim. Şu olmasın hadi. Şurası böyle olsun. Şuradan yandan çekeyim onu, dur. Ben oyunu şekilli bir arazide oynadığım için bazen tabii şekiller bozulabiliyor arkadaşlar. Haliyle idare edeceksiniz. Daha düz bir yerde oynasaydım daha güzel bir şehir planlaması yapabilirdik. Haritamızın sağ tarafı, bu arka tarafı biraz düzlük olduğu için buraları kullandım daha çok. Buralarda biliyorsunuz yine nasıl diyeyim, tepeler mepeler çok var. Hatta şöyle düşünüyorum. Hani bu adayı biraz yenileriz. Bu adaya açıkçası çok yerleşmeyi düşünmüyorum. Bu adada hani çok önemsemiyorum burayı diyebilirim. Buranın da bir çöp sorununu hızlıca çözelim. Uzağa bir çöp yerimi bir yeri yapayım da şuranın bir çöpünü toplasın burası. Bir de ölmüşler var. Ölmüşlerinizi de toplayayım sizin. Şöyle bir klinik koyayım. Yazık bunlara, klinik olsun bir tane. Şöyle arkadaşlar, bu adayı toparlayacağım. Burayı da artık hani toparlayıp bitiriyoruz. Şu kısmı yapacağım. Daha sonra da muhtemelen seriyi yavaştan sonlandırırım gibi duruyor. Ama ben açıkçası bu yerimize, buraya bayıldım. Yani güzel bir sokak oldu. Hoş. Peki. O zaman arkadaşlar yavaştan bölüm burada sonlandırıyorum. Birkaç detayı, bir şeyleri de bölüm arasında yaparız veya gelen önümüzdeki bölümlerde tamamlarız diye düşünüyorum. Evet, o zaman videomuzu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı, kanalımızı takip ediyorsanız takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.